Şimdi yine 8. sınıf hal değişimi ile ilgili 9 tane sorumuz var. Bu grafikleri de iyice anlayalım. Ee, X maddesi için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi diyor ki saf bir X maddesinin sıcaklık zaman grafiği. Önce bir grafiği bir tanımlayalım anlatalım. Şimdi grafikte şu e, sıcaklığın sabit kaldığı yerlerde hal değişimi vardır. Ee, şöyle sıcaklık sabit kalırsa bir konu anlatalım biraz önce. Hal değişimi vardır evet. burada hal değişimi vardır. Hal değişiminin olduğu yerde Q eşittir mL formülünü kullanırız evet. çünkü burada sıcaklık değişimi delta T yoktur. Evet. Verilen ısı hal değişimine gider ve madde bu sırada heterojen bir haldedir, değil mi? Hı -hı. Heterojen bir haldedir çünkü mesela katı sıvı ya da sıvı gaz şeklindedir. Diğer sıcaklığın e, de, e, sabit olmadığı yerlerde ise Burada da sıcaklık artışı ya da azalışı vardır evet. diye söyleyebiliriz. Burada da yani delta T vardır. Yani delta T sıfır değildir. Neydi? Pardon şurada sıfırdır diyecektik. Evet. Şurası sıfır sıfırdır diyecektik. Burada da Q eşittir MC delta T formülünü kullanıyoruz. Burada da maddenin hali neydi? homojen de çünkü yani sadece su sadece diyelim ki buz şeklinde. Şimdi X maddesi için hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi X maddesi öncelikle iki tane hal değişim yeri vermiş. Evet. İki tane hal değişim yeri verilirse birincisi erime noktasıdır. İkinci sıcaklık kaynama noktasıdır. Evet. Eğer bir tanesini verseydi X maddesi katıdan sıvıya mı geçiyor sıvıdan gaza mı geçiyor onu kesinlikle bilemezdim. Önce bunları söyledik. Erime ve kaynama noktaları da yani hal değişim noktaları da maddeler için ayırt derece özelliklerdendi. Şimdi X maddesinin erime noktası 10'dur, kaynama noktası 80'dir. A ve B'leri evet. söyledik. Şimdi 5 derecede X maddesi katıdır diyor. Şimdi bakalım 5 derece nerede? Şurada bir yerde değil mi? 5 derece. Be 5 derecede madde şu an tabii ki de katıdır. Çünkü şu arada zaten pardon şurası 10 demiş ya Anıl. 30 olacaktı burası. Evet. 30 olacaktı. Burası A şıkkı yanlış. A şıkkı yanlış. Şurayı 10 diyor. Biz burada 30'du. 10 yanlış gördük onu. X maddesi 30'dan önce katıdır. E 90'da da 80'den sonra da gaza geçiyor zaten. Bu şekilde A şıkkı olarak yaptık soruyu. Yine sap bir x maddesi için sıcaklık zaman grafiği vermişti. Şimdi buradaki zaman aynı zamanda da ısıdır. Çünkü ısıtıcının altını açtığın zaman ne kadar zaman geçerse o kadar ısı geçer. Isı verilmiş olur. Evet. Şimdi şekildeki X maddesinin sıcaklık zaman değişim grafiği hakkında hangi öğrenci yanlış yorum yapmıştır? Bakalım. Şimdi yine iki tane hal değişim yeri var. Bu hal değişim yerlerinden birinci noktamız yine erime 20 noktası 20. olacak. 20. İkinci 20. noktamız 20. da kaynama 20. noktası olacak. Yani X'in erime noktası 15 evet. derecedir. Evet. Bu doğru. Şimdi iki zaman aralığında neresi? Şurası. Evet. Şu arada şu arada madde ne yapıyor? Eriyor değil mi? Yani, yani katıdan, katıdan sıvıya geçiyor. Evet. Aralığında X katı haldedir diyor. Hayır, katı ve sıvı haldedir. Yani aynen heterojen. Evet. Heterojen. Yani tam yarı yarı değil de şöyle. Bu tarafta tamamı katı, bu tarafta tamamı sıvı, evet, tamam. bu aradan da şu ok işaretiyle giderken katılar azalıyor, sıvılar artıyor. O zaman bu bara'nın dediği yanlış oldu. Evet. X'in kaynama noktası 90 derecedir. Onu evet. da zaten söylemiştik. 4 zaman aralığında yani şu aralıkta Hı. sıvı gaz Hı. evet Hı. sıvı gaz yani heterojen bar. haldedir. Evet. Sap bir maddenin ısınma grafiği verilmiştir. Buna göre BC aralığında verilen ısı. Şimdi bak Hı. B ve C noktasında D ve E noktalarında hal değişimi var. BC arasında demek ki erime gerçekleşiyor. Evet. DE arasında da kaynama gerçekleşiyor. Ya buharlaşma diyelim şöyle <laughs> buharlaşma. Buharlaşma gerçekleşiyor. Şimdi BC aralığında <laughs> verilen ısı. Isı neydi? Q'dir Kü, M çarpı LE. Demek ki kütleye ve LE'ye evet. bağlı. Yani kütleye ve erime ısısına bağlı. Buharlaşma ısısına evet. bağlı değil. Evet. Isınma eğrisi şekildeki gibi olan X maddesinin soğuma eğrisi nasıl olur diyor. Şimdi bir kere hangi noktalarda hal değişimi yapmış anıl 70'te ve 20'de yapmış değil mi o zaman soğurken de 70'te ve 20'de hal değişimi yapması lazım evet. değil mi o zaman 70'te ve 10'da yapmış bu olmaz bu zaten yanlış bak 70'te ve 20'de yapmış evet. ve aşağıya doğru inecek. yine aynı noktalarda hal değişimi yapması lazım şekildeki K ve L maddeleri özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldığında şekildeki gibi bir sıcaklık zaman grafiği elde ediliyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim Anıl. İkisinin de erime noktası ve kaynama noktalarına bakıyor musun? Evet. Aynı mı bu erime ve kaynama noktaları? Hayır. Aynı değil mi? 45'e 45, 75'e 45, 45 evet. 75. Aynı. Bu durumda bu maddelerin cinsleri aynı mı? Yani bu bu iki madde de aynı madde yani evet. cins aynı. İkisi de mesela alüminyum diyelim ki. Şimdi K ve L maddeleri aynı olabilir mi? Zaten bak soruda buymuş. Aynı olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü erime ve kaynama noktaları aynıdır. Bak biz bu aynı olmalarını nereden yakaladık? Erime ve kaynama noktalarından yakaladık. Evet. Erime ısısından falan yakalamadık. Evet. Noktalardan yakaladık. Evet. Tamam? Bir maddenin zamana bağlı olarak sıcaklığı şekildeki bir değişmiş. Demek ki bu madde ısı veriyor. Tamam. tamam mı? Şey Isı verir. Evet, buyur. Şimdi burada buradan aşağı doğru inmiş ya. Hı -hı. Orada da bir hal değişimi gerçekleştirebiliyor mu? Şimdi zaten iki kere hal değişimi yapmış. Evet. Şimdi aşağıda da artık katıya dönmüş. Katıdan evet. sonra daha hal değişimi gerçekleşmez. Da donuyor yani. Donduktan sonra daha yani soğuttukça başka bir hale geçmez artık. Evet, Aynen. Ama şimdi bazı işte ısıttıktan sonra magma tabakası plazma hale geçme gibi durumlar olabiliyor. Onlar konumuzun dışında. Onlara girmeyeceğiz. Bu grafiğe bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi madde soğumaktadır. Evet. Evet doğru. Isı veriyor. Soğuyor. Madde dışarıya ısı veriyor. Evet. Bunu da görüyoruz. Maddenin ilk hali katıdır. Şimdi maddenin ilk hali katıysa mesela şurada katı olduğunu düşünelim. O zaman burada donacak o zaman burada ne? Yani evet olamaz. O zaman burada ne? Ne yani donduktan sonra bir daha nasıl hal değiştirecek madde o zaman Yanlış. bu yorumu yapamam. Ama sap madde olduğu yorumunu da yapabilirim çünkü hal değişim noktalarında sıcaklığın sabit kaldığı görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi annelerin yaptığı uygulamanın sonucu ile bir benzerlik göstermez diyor. Şimdi çocuklar terlediklerinde anneleri ya çamaşırlarında değiştirir ya da sırtına kuru havlu koyarlar. Evet. Böylece çocukların üşüterek hastalamasını engeller. Şimdi burada normalde ne oluyor? Normalde çocuğun sırtındaki sıvı gaza geçerken çocuğu çocuktan şöyle çocuktan ısı alır. Değil mi? Çünkü bir sıvı buharlaşırken bir sıvı Buharlaşma yaparken ısı alması lazım. Evet. Doğru mu? Isı alması lazım. Yani şöyle katı sıvı gaz diyelim. Şöyle bir yönünde ilerlerken ısı alması lazım. O ısıyı da çocuğun sırtından alacak. Hı hı. Çocuğun sırtı da ısı kaybettiği için sıcaklık düşüşü yapıp hastalanacak. Şimdi bak, hangisi benzerlik göstermez diyor? Bakın yazın denizden çıkınca üşünme. Aynı şey bak. Üstümüzdeki suyun gaza geçmesi evet. değil mi evet. aynı şey kolonya dökülen elin serilemesi yine Nasıl kolonyanın yani suyun yani su, ben burada sıvı da diyebilirim evet. tabi sıvı sıvının gaza geçmesi karpuzun kesip güneşe konulunca karpuzun soğuması. yine karpuzun üstündeki sıvının gaza geçmesi var burada. Yani karpuzu kestiğimiz zaman karpuz sulu bir meyvedir ya. Evet. Üstündeki su buharlaşırken karpuzdan ısı alır, karpuzu soğutur. Aa, evet. Banyodan çıktıktan sonra aynada camların buğulanması bak bu başkadır. Niye? Çünkü şurayı ayna olarak düşünelim şimdi. Ayna soğuktur. Burayı da banyo olarak düşünelim şöyle. bir. Isındıkça. Evet. Şurada bir tane çocuk çizelim hatta böyle duş alıyor falan böyle. Duş alıyoruz sıcak suyla. Burası sıcak. Demek ki sıcak su buharı soğuk Cama çarpıyor. Evet. Sıcak su buharı, buharı soğuk cama çarptığı zaman yoğuşup sıvı hale geri döner, ısı kaybederek. Isı kaybederek yoğuşup sıvı hale geri döner. Burada yani tam tersi bir olay var. Son iki sorumuza da bakalım. Şimdi, e, soğuk havalarda meyve ve sebzelerin donmasını önlemek için depolara büyük miktarda su konulur. Al, alınan bu önlem aşağıdaki hangisine benzerlik gösterir? Şimdi bak bu neden oluyor? Şimdi soğuk bir depo var şurada. Depomuz soğuk. Şurada meyveler var. Tamam, şunlar meyve olsun. Şimdi buraya da su konuluyor. Bu su soğukta donuyor. Yani su buza dönüşüyor. Evet. Donuyor. Donarken de çevreye ısı verir çevreye verdiği ısılar da meyveleri donmaktan kurtarıyor. Demek ki bu burada aslında sıvının katıya Dışarı. geçmesi yani donma olayı var. Evet. Donma olayı ve dışarıya ısı Ver verme olayı var. Şimdi bilginin parfüm püskürtünce Bilek. bileğin, parfüm püskürtünce serinlemesi. Bak burada aynı üzerimize kolonya döküp serinlemek gibi Isı. burada evet sıvının gaza geçişi var. Yani bizden ısı alır. Bu olmaz. Tamam bu bizden ısı alan bir şey. Isı verme veren bir şey olması lazım. Toprak testindeki suyun soğuk kalması. Burada da testinin dışındaki sıvı gaza geçer. Çünkü testi gözenekli ya. Gözenekli olduğundan dışı ıslak olur. Dışındaki su sıvı gaza geçer. Evet. Hocam şey şimdi mesela bileğin parfüm püskürtüncesi serilenmesi dedik ya. Evet. Şimdi mesela biz kolonya döküyoruz ama evet. kolonya buharlaştıktan sonra bize ısıyı alıyor. Kolonya buharlaşırken ısıyı alıyor. Evet ama mesela Parfüm püskürtülünce mi? Bu Şimdi parfüm var. püskürtülünce parfüm sıvı halde geliyor ya bileğimize. O sonuçta kolumuzu ıslatmış oluyoruz evet. bileğimizi. O bileğimizdeki ıslaklık bu gaz hale geçerken bileğimizden ısı alıp da gaz hale geçiyor ve bizi serinletiyor. Banyodan çıkan insanın üşümesinde de yine insanın üstündeki sıvının gaza geçmesi var. Ama kar yağarken havanın ısınması bu olaya benzerdir. Neden? Çünkü kar yağarken havadaki ıı sıvı katıya döner. Çünkü havadaki su ne olacak? Buz, ta, buz taneciklerine dönüşecek ki kar yağsın. Bu durumda da e, bu sıvı donarken çevreye ısı verir. Hatta kar yağarken hava bu yüzden biraz ne olur? Kesinlikle. Isınır. Tam da karlar da erirken de tam tersi olur. Hava Kesinlikle. soğuk olur o evet. günlerde. Biraz evet bir tane daha mı sorumuz var bakalım. Evet, evet bakalım. 9 10. soru yok değil mi? Yok, tamam. Sorumlu. Şimdi Emir ders kitabından aşağıdaki yazıyı okuyor. Bakalım. Şimdi buzdolaplarında Kullanılan sıvıların buharlaşma ısıları çok düşüktür. Bu sıvı, buzdolabının içerisindeki borularda dolaşmaya başladığında içerideki besinlerden ısı alarak buharlaşır. Yani bak, şimdi ısı alarak buzdolabının içindeki sıvı gaz'a geçiyor. Bu sırada ısı alması gerekiyor mu anıl? Evet. evet. Isıyı kimden alıyor? Buzdolabındaki sebzelerden. O zaman zaten sebzelerde soğuk kalıyor mu? Hı hı. Çünkü sebzelerden ısı alıyor. Evet. Tam tersi. Ondan sonra ve buzdolabının iç, iç kısmını soğutur. Gaz borularda buzdolabının dışına çıktığında ise tam tersi yoğuşur ve sıvı hale geçer. Ve buzdolabının motoru ise gazın buzdolabı içerisinde sürekli dolaşmasını sağlar. Hatta motor da sıcak olur bu durumda. Yani aslında buzdolabının çalışma prensibinde sıvının gaza geçmesi ve gazın tekrar sıvıya geçmesi var. Bir durumunda ısı Alma lazım iki durumunda ısı verme olayı var. Bir durumundaki ısı almayı buzdolabının iç kısmında yapıyor. İç kısmını soğuk yapıyor. İki numaralı kısım ise buzdolabının motorunda olan bir şey. Motor kısmı da bu yüzden sıcak oluyor. Çünkü ısı veriliyor motora. Emirin bu yazısıyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Buharlaşma için maddeye ısı verilir. Evet bak sıvıdan gaza geçmek için buzdolabının içinden ısı aldığını söylemişti. Yoğuşan maddeler dışarıya ısı verir. Bunu da söyledi. Çünkü buzdolabındaki motorun gazı buzdolabı için sürekli bunu sağlar. Yani ısı bakın ısı vererek diyor. Isı vererek. Buzdolabında bir sıvının ısı alarak buharlaşırken ortamı soğutmasından da faydalanır. Bunların hepsinden faydalanmıştır deriz.